Evet arkadaşlar, Korkmaz Bey Halep Keçisi YouTube kanalında yeni bir videoda yine birlikteyiz. Harika bir Şubat günlerinden birindeyiz ama maalesef istenilen yağış hala görülmedi. Allah kerim diyoruz. Biraz yaklaş kameraman arkadaş, sesimiz gitsin. Bugün böyle bir videoya gerek duyduk arkadaşlar. Nedir o? Artık keçi satışımız yok. Yani keçi satışımız bitti arkadaşlar, satmıyoruz. Daha doğrusu Kayseri'deki çiftliğimizi kapattık. Artık Hatay Altınözü bölgesinden önümüzdeki aylarda satışlarımız olabilir. Telefon numaramı değiştiriyorum arkadaşlar. Üzülerek. Neden telefon numaramı değiştiriyorum? Halep keçisi konusunda 1-2 yıldır epey bir reklam, PR, tanıtım, duyuru, işte insanlara yardımcı olmak adına birçok video paylaşımında bulunduk, yazılar hazırladık, kitaplar oluşturduk. Emin olun arkadaşlar, çok ciddi, beni yakından tanıyan, yanımda bulunan insanlar da şahit. Nihayetinde onlar da bu videolara bakıyorlar. Akşama kadar 50 kez, 60 kez telefonum çalıyor arkadaşlar. Mesajlar, WhatsApp'tan yazılar, ya geyik yapanımı istersin, olur olmaz arayanımı istersin. Ben bir dernek başkanı değilim. Bir vakıf başkanı değilim. Ben ilçe tarımda devletin görevlisi bir adam değilim. Veteriner değilim. Ya bu hususta toplumu bilgilendirmek amacında bulunan, çeşitli yayınlar yapan, üretici, yani içerik üretici bir arkadaşınızım. Yani benim de özel hayatım var, zamanım var. Ya öyle acayip durumlarla karşılaşıyorum ki adam WhatsApp'tan bana bir resim gönderiyor. Abi diyor, İşte Adem Bey diyor, artık her ne diyorsa, diyor ki bu keçiler ne keçisi diye bana soruyor. Biz de yardımcı olmak adına sadece fikir beyan ediyoruz. Arkasından haberimiz yok olayın. Ya onlar melez, biraz kırık. Yani safkan Halep keçisi değil dediğimde arkasına bana diyor ki peki bu tip hayvanların piyasası ne diyor? Ben de diyorum ki o tip hayvanların piyasası 1450, 1500, 1200, artık etine göre sırtında. Sırtındaki et de önemli tabii. Kesim durumunda kaç kilo geliyorsa. İşte tabii kanına göre, eğer sütü varsa o hangi sağlam sütüne göre fiyatlar değişir diyorum. Benim bu yazdığım yazıyı arkadaşımız alıyor. Kendisi bu yazının arka planında işte 300 kadar keçiyi satın almak üzere olan bir alıcı, bu soruyu bana soran, ama ben bunu bilmiyorum. Hayvan sahibine gösteriyor. Senin keçilerin Halep keçisi değil diyor. 300 kadar keçiyi işte 2000 küsürden almak üzere olan bir ticarette yanlışlıkla ben girmiş oluyorum araya. Bunlar melez keçiler diyor. Nereden biliyorsun? Ben noter değilim tabii de. İşte Adem Korkmaz bak böyle yazdı diyor. Sonra pazarlıkları bozuluyor bu arkadaşların. Ondan sonra keçi sahibi bana telefon açıyor. Ağzına geleni söylüyor arkadaşlar. Yetmedi, oğlu arıyor, kızı arıyor, gelini arıyor, hısımı arıyor, komşusu arıyor. Ya bu kadar terbiyesizlik olmaz. Biz sadece hakikati söyledik orada. Aslında pazarlık olduğunu bilsek kesinlikle böyle bir detaya girmeyiz de. Adam atmış, bizi tuzağa çekmiş. Biz de yorumumuzu paylaşmışız. Yani ben seni ne bileyim 300 keçi sattığından, fiyatından, hiçbir şeyden haberim yok. Niye sen beni kullanıyorsun kardeşim? Zaten video yaptım oraya. Olur ya da olmaz. Görüşünü, fikrini kendine sakla. Ben noter değilim. Bu işten bir para kazanmıyorum. Bir gelirim yok, bir şeyim yok. Sizin gibi gariban insanız. Üretiyoruz, bazen alıyoruz, veriyoruz. Bir sürü risk içeriyor. Zararlar ediyoruz, karlar ediyoruz falan. Ama ikileri bir geri gidiyoruz genellikle. Buradan yola çıkarak benim burada yazdığım yazıyı, fikri sen nasıl böyle ticaretinde kullanır da beni bir sürü insanın önüne atarsın ya. Ailesi arıyor, anası arıyor, babası arıyor, canı sıkılan arıyor. Küfürler, bilmem neyler, tehditler almış başını gidiyor falan. Böyle olmaz yani. Böyle bir şey kabul etmiyorum. Adam arıyor. İlle işte geçen iki tane keçi atmıştım. 3-4 litre süt veriyordu. Urfa'dan bir arkadaş. Bu keçileri bana vereceksin. Vermiyorum. O zaman çalarım diyor. Adam hırsızlıkla tehdit ediyor. Çok ciddi yani. Şaka değil. Bunu bana satacaksın yoksa çalarım diyor. Ya arkadaşlar gerçekten bir alanda ilerleyince karşınıza acayip engeller çıkartıyorlar, problemler. Adam keçisinin bilmem ne olmuş, bu ne olacak? Ben tanımıyorum, bilmiyorum yani. Adam en azından bir diyalog olur da bir yüzü olur ya, bir şey olur yani, o da yok. Olsa bile zaten
Bu kapıdan bu hayvan çıktıktan sonra bizim sorumluluğumuz bitiyor arkadaşım. Bir yerden hayvan alıyorsan ilçe tarımdan desteği alman lazım. Sağlık raporlarını alman lazım. Sevk raporlarını alman lazım. Aynı zamanda gerekiyorsa kanını, gerekiyorsa cinsini, türünü her anlamda masaya yatırıp öyle alışveriş yapmak gerekiyor. Bunları yapmadan pazardan da aynı keza, yoldan da aynı keza tuttuğun hayvanı alırsan bütün mesuliyet de sana ait olur. Burada bas bas bağırıyoruz ne yapılması gerekir. Keçi alırken neye dikkat edilmesi gerekir. Zaten 200'den fazla 300'e yakın video oluşturduk arkadaşlar bilgilendirmek adına. Bunlar hep göze alarak zaten yapılıyor da. Yani sonuç olarak bir yayınlar yapıyor, bir şeyler yapıyorsak, bir gayretimiz varsa bunun suistimal edilmemesi gerekiyor. Yani gerçekten yoruldum. Bakın şu anda bile video kaydını yaparken 3-4 kere çağrı geldi. Kameraman arkadaş durdurdu, reddetti çağrıları. Yani akşama kadar 50 kişinin araması ya. Yani bunun bir sınırı var. Hep kuru sıkı yani. Keçi piyasası hep öyle zaten. Durmadan telefonunu satacak olursunuz. Ararlar. Bu ayrı bir şey de. Ya ciddiyet başka bir şey. Yani sonuç itibariyle önümüzdeki 5 ay, 6 ay yani yaz gelene kadar en azından şu anda keçiyle alakalı herhangi bir satış, destek, danışmanlık maalesef benim tarafımdan yapılmıyor arkadaşlar. Bu açıdan da telefon numaralarımızı kaldırabileceğimiz yerden kaldırdık. Kaldıramadığımız yerler açısından da numaramızı değiştiriyoruz. Dediğim gibi bura dediğim yani Kayseri bölgesini davettik. Hatay bölgesinde olacağız inşallah. Çünkü Halep keçisini orada bulabiliyoruz. Köylerde, kasabalarda, bu bölgelerde. Burada yok kimsede. Ararsınız, melez keçiler bulursunuz. Yok yani. O yüzden de çok büyük problemler var burayla ilgili. Burayı lağvetmiş olduk. Önümüzdeki günlerde Hatay bölgesinden çok sık videolar paylaşılabilir. Aynı zamanda Halep Korkmaz Bey Halep keçisi değil de Korkmaz Bey süt keçisi olarak artık daha çok yayınlar yapacağız. Kendimize ait videolardan ziyade yurt dışında çok çeşitli keçi türleri var. İnanılmaz süt veren. Onlardan paylaşımlar yapacağız size. Artı dediğim gibi ama bir fil telefonla destek mümkün değil. Telefon numaralarımızı kaldırıyoruz. Artık numaramı da değiştiriyorum bu anlamda. Çünkü inanılmaz oldu arkadaşlar. Ya akşama kadar had olur olmaz var yok. Bu nereye kadar yani? Biz de insanız sonuçta. Ben bir dernek başkanı falan değilim. Tekrar ediyorum yani bunları. O yüzden yoruldum. Biraz dinlenmek istiyorum. Bu tip destekler işte efendim bilmem başka artık daha önce nereden alıyorsa arkadaşlar yine oradan almaya devam edebilir. Biz çok üzülerek söylüyorum. Hele 50 bir süre en azından 5-6 ay 7 ay belki de yaza kadar bazı söz verdiğimiz arkadaşlar var. Onları tenzih ederim. O insanlara keçi vereceğiz. O insanlar için ayarladığımız keçiler var. Onlar bizim şeyimiz konumuz dışında. Şimdilik bu şekilde bir önümüzdeki günlerde faaliyet göstereceğiz. Dediğim gibi her keçiyi değil süt keçisini sizinle paylaşacağız. Halep keçisi sınırlarını kaldıracağız. Halep keçisinin genetiğiyle yaptığımız çalışmalarda da Pakistan'a kadar gittik, Ürdün'e kadar gittik bilgi anlamında. Ürdün'den bazı arkadaşlarla tanıştık. Çok güzel Şami keçileri var. Getirebiliriz, bir sürpriz yapabiliriz size. Onun da peşindeyiz. Ama keçi ve alakalı çok amatörüz hepimiz. Çok sıkıntılar çekiyoruz. Bunları önümüzdeki süreçte inşallah aşacağız. Dediğim gibi arkadaşlar bu kanala artık biz her türlü keçiyi atacağız. Yani başkalarının videolarını paylaşacağız. Yorumlarımızı onlar üzerine yapacağız. Size süt veren keçi türlerini dünya üzerinde onları tanıtmaya devam edeceğim ama tabii sadece video olarak. Bu da ben yapmayacağım. Kanalımızı YouTube konusunda uzmanlaşmış yazılım firmasında çalışan arkadaşlarla devredeceğiz. Onlar biz geri alana kadar yayınlarını yapacaklar. Videoları sürekli paylaşacaklar. Yorumlarınız tabii onaya tabi olacak. Dediğim gibi hepinize çok teşekkür ediyorum. Bundan bir önceki videoda özellikle gebe keçiler için nasıl bir ilaç uygulanır, ne yapılır? Bunu paylaştık o vitaminleri. Özellikle beyaz lağıyı günü yaklaşan keçilere vurmanızda ne yapmanız gerektiğini veteriner arkadaş da söyledi. Hepinize selamlar arkadaşlar. Bir başka videoda yeniden görüşebilmek umuduyla.